Günaydınlar, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Kanalıma da hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden Perşembe, saçlar boyanacak. Şimdi oraya doğru gidiyorum. O gün randevu alırken de sabahın en erken saati olsun demiştim Melek Hanım'a. Şimdi yaklaştım. Şöyle diplerde boyansın. Bakalım hafif de kestirebilirim. Şimdi geldik. Orada görüşürüz. Saçlar boyandı ama bu alt zemindeki boyadan oldu. Kendi saç rengim. Değil mi Melek Hanım? Evet. Sonradan bir paketleme olacakmış. Artık onu da kurbana doğru yaparız inşallah. O zaman tam böyle bir sarı olur. Dipler boyandı. Şimdi bekliyorum. Sağ olsunlar. Şimdi çay getirecekler. Kahvaltı yapmadan çıktım arkadaşlar. Şöyle bir çayımı içeyim. Birazcık da kendime geleyim. Son halini artık gösteririm. Birazcık da kesim de olacak bugün. Melek Hanım'a kargo geldi. Bu saç şekillendirici fön makinası. Markası da Premio. İki tane çalışanını da denedim ve sonuç harika. Ben de sizinle hemen paylaşmak istiyorum. Böyle saçımıza fön çekerken biliyoruz. Çok zorluk çekiyoruz. Özellikle şu arka kısımlar. Ben size linkini de bırakırım. Oradan bakarsınız. Sonuç güzel. Hem de çok güzel. Geçer not aldım. Aldım. Saç saça da şimdi aynı işlemi yapıyor. Bakın saç kurudu. Güzel görünmüş. Güzel güzel. Yani çok anlamış. Yani kuaförden tam not almışsa arkadaşlar diyoruz. Bırakıyorum. Aldın mı? Çok güzel. Fiyatı da 150 TL miydi? Evet. 150 TL. Bakın. Fön makinesi arayanlara da hem de bir dergisi oldu. Saçlarımı şöyle arkasını göstereyim. Biraz daha kesildi. Sağ olsun. Ellerine sağlık. Bir de buralardan da kesildi. Zekiyeciğim herhalde istediğim gibi oldu. Valla güzel. Çok beğendim. Böyle. Valla deminden az daha düşüyordum. Son anda kurtardım kendimi. Şimdi nereye gidiyorum? Bakın A101'e. Bugün günlerden Perşembe. Bakalım ne gelmiş. Aktüel ürünler. Şöyle kısa bir çekim yapayım. Havada var ya bir sıcak, yakınmıyorum ama şu sıcakta gezmeyi de hiç sevmiyorum. Hele maskeli o kadar zor ki. Hadi bakalım bismillah diyelim. Kolay gelsin canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu arabayı alayım ben. Bir şey almayacağım. Çantayı koymak için aldım. Şimdi elim bir şey yapmayayım. Durmasın. Vallahi ben çekilmemi genelde hep A101'de yapıyorum. Çünkü sağ olsunlar bu konuda bana yardım ediyorlar. Çoğu yer çektirmiyor. Hemen neler gelmiş. Bir bakalım. Bir bakalım. Şöyle dursun. Bu hafta şöyle güzel sürahiler gelmiş. Bakın. Fiyatını hemen buzdolabı sürahisiymiş. 19.95 fiyatı. Şöyle en kısmı dar olduğu için buzdolabına rahatlıkla girer. Cam tabaklar 2.95. Kaseler. Geniş açı yapayım mı? Sanki böyle daha mı güzel? Veya neyse böyle yapalım. Kase karı. Man konuşamadım. Yuvarlak kaselerde 9.95. Bir de böyle yuvarlak kaseler var. Büyük bunlar. Bunlara meyve falan da koyulur. Piknik artık sezonu açıldı. Gerçi piknik yapılması yasak ama böyle malzemeler gelmiş. Gerçi yapanlar yapıyor ki biz de yapacağız en yakın zamanda inşallah.
Kayık tabaklar 1.95, bunlar güzel oluyor arkadaşlar. Alın piknikte, hem kırılma derdi yok. Hemen gelin yıkayın, kaldırın. Plastik çukur tabak, bir saniye düşürdüm ben bir şey. Plastik çukur tabaklar 3.50, böyle kayık tabaklar 2.95, servis tabakları da 3.50. benim var bunlardan, almıştım, iyi oluyor. Bardaklarda 1.50. Arzu'nun blender seti gelmiş. Arzu'nun blender seti 219 TL. bu ne? Dalgıç su pompası, bu bana lazım değil. Sıcak hava tabancasıymış, bu da bana gerekli değil. Bu da şey, dezenfektan. Bu da Baskül, Aprilla'nın. Aslında bir tane var, Pelin'in bana tavsiye ettiği, o yok. O gelseydi alırdım. 55 TL. Bunun fiyatı uygun Aprilla'nın. Burada neler var? Mermer desenli kahvaltı tabakları. Şunların siyahları gelse alırdım. Şu renkleri sevmiyorum. Narenciye sıkıca, un eleği. 14.95. Şu da un eleği. Bunlar güzel oluyor hamur işlerinde. Yani ihtiyacınız varsa, istiyorsanız düşünmeden alın. Güzel onlar. Bir de var, bir şey söyleyeyim mi? Kuaföre her gittiğimde benim başım ağrıyor. Şu an başım zonklamaya başladı. Ayran sürahisi gelmiş. 13.95. Şu tavaya bir bakalım. Az döküm basık tencere, döküm derin tencere. 2 yıl garantili Aksu'nun granit döküm. Şu arkada tenceresi de, onu ben çıkartamayacağım şimdi. Şöyle göstereyim size altını da. Vallahi güzel, ağır. Hoşuma gitti. Benim de bunlardan var. Kapı tutacağı. Şöyle göstereyim. Ne gelmiş? Tek kişilik yatak örtüleri. Fiyatlarına da bir bakayım. Tek kişilik pike 29.95. Çift kişilik 37.95. Modelleri de bunlar. Çok güzelmiş. Çok böyle şey sevmiyorum. Desenlileri sevmiyorum. Renkli renkli. Ama bunlar kız çocukları için de, bakın, güzel. Tek kişilik çok amaçlı örtü. 40 TL diyeyim. Küsuratı saymayayım. Üçlü vakumlu poşet sette 19.95. Ölçü bardakları var. Tepsiler. Tepsi modelleri, çeşitleri böyle. 12.95. Cam ürünleri var. Bakar mısınız? Tatlı yapmak için çok güzel. Ama fiyat şu an size gösteremeyeceğim. Ben de göremiyorum. Boya yapmak isteyenler. Kasettinin boyası 69.95. 10 kilosu 64.95. Benim önceki kumbeciydi. Griye çevirdim. Boya aparatları var burada. Rulolar. Bir de terlikler gelmiş. Bayağı böyle çeşitli modelli terlikler gelmiş ama şunlar evin içinde nasıl olur bilemedim. Ki güzel. Şunu hoşuma gitti. Opel fırın kabı. Bundan benim var. Almak isterseniz alın. Çok güzel. Mini Opel kaplar da var. Yalnız bunun fiyatı yükselmiş. 22 küsürdü. Aa, vallahi her şey zam gelmiş. Bu da güzel. Aksu'nun okey kalıbı harika. 79.95. Vallahi bunu şimdi gördüm. Gözüme de kestirdim ama bilmiyorum ki. Aa, yağdanlıklar. Bakın. Ama almayacağım. Almayacağım. Fiyatını da göremedim. O yüzden bilgi veremeyeceğim size. Başka da bir şey yok. Şu aşağıda yorganlar var. Yastıklar var. Vallahi şunu da alayım mı, almayayım mı kararsızım. Ne yapsam? Eve gelir gelmez BİM'den aldıklarımı hemen yıkadım arkadaşlar. Ve ocağı da sildim. Çünkü ben dışarıdayken, yani kuaföre gitmeden önce ben çaylarını koymuştum ocağa. Onlar da sucuklu yumurta yapmışlar. Ocak bayağı batmıştı.
Şimdi burayı sildim. Sileyim ki kafam rahat olsun. Pisken gerçekten rahat edemiyorum. Yani bilmiyorum, bu da benim işte huyum. Hemen en kolayından ne yapabilirim diye düşündüğümde tabii ki de kuru fasulye ve pilav arkadaşlar. Buraya da ben size aldıklarımı göstereyim. A101'den böyle 3 tane süt aldım. Zaten süt yani ben size göstermiyorum bile, inanın. Şimdi böyle bir de şunu da aldım. Aslında normalde tam buğday unlusuna bakıyordum. O kalmamıştı. Ben de böyle çörek otlu aldım. Böyle atıştırmalık iyi oluyor. Böyle açlık anında. Üzerine böyle lor peyniri koyup. Tabii lor peyniri de birazcık zor yeniliyor. Çöp torbam bitti. Bir tane ondan. Ve buzdolabı için böyle sürahi aldım ama hoşuma gitti. Bunlar güzel oluyor buzdolabı kapaklarına. Şu enden dar oldukları için ve ben bu kalıbı aslında istiyordum. Şöyle aslında bir iki tane daha var aklımda ama birazcık pahalı. İnşallah o istediklerim de A101'e veya BİM'e gelir. Almak istiyorum. Vallahi bu kalıbı aldım arkadaşlar. Dayanamadım, inanın. Döküm. Granit döküm. Baton kek kalıbı bayağı da ağır. Hatta şöyle söyleyeyim ben size, oradaki çalışan biz hanımefendiyle artık arkadaş olduk. Gide gele sağ olsunlar. O kadar iyiler ki. Yani bilmiyorum, başka A101 aslında pek gitmiyorum. Yani benim tercihim her zaman orası. Bugün gittim aslında kuaför çıkışı. Orada çekim yaptırmadılar. Dedim Aysu sen yine kendi mekanına git. Buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Burada işte rüzgar gülü aldı. Kek. Şimdi ben yıkadım zaten ıslak ıslak. Şöyle bir kurulayım ben bunları. Hemen bunu tekrardan ters çevireyim, tam kurusun. Bunları da yerleştireyim. Sizle birlikte arkadaşlar güzel bir kek yapalım mı? Anne keki. Belki üstüne ben çikolata sosu yapabilirim. Bilmiyorum, çocuklara sorarım. Kek kalıbında denemek istiyorum. Bakalım yapışacak mı, yapışmayacak mı? Ama yapışacağını da zannetmiyorum. Ben şimdi güzelce bunu margarinleyeceğim veya tereyağı, fark etmez, margarin, tereyağı. Sıvı yağ ben kullanmıyorum. Kullanıp memnun olanlar da var. Hani kesinlikle yapışmıyor diyorlar. Ben bir iki kere yaptığımda yapışmıştı. O yüzden tercihim her zaman margarin ya da tereyağı. Yani ikisi de gerçi aynı. Şimdi bunu ters çevireyim. Tekrar kurusun. Şunu da kurulayayım ve başlayalım. Valla kot pantolonu çıkarttım. Altımı, pijamamı giydim. Şimdi karşınızdayım. Ama keki yapmadan önce bir tane parol içmem gerekiyor. Her kuaföre gittiğimde bu şakaklarım, arka böyle beynimin arka sanki çatlayacak gibi oluyor. Zaten o kuafördeki o boya kokusu beni mahvediyor. Mahvediyor var ya. Şunu içeyim izninizle. Birazcık kendime geleyim. Vallahi video nasıl olacak onu da bilmiyorum artık. Akşam editini yaptığımda görürüz. Şimdi içeyim. Ay, su aktı burada. Şimdi kekimizi yapmaya başlayalım. Hazır mıyız arkadaşlar? Başlayalım o zaman. Şöyle birazcık da şuraya doğru getireyim. Yumurtaları kıralım. Mustafa da azıcık dışarı çıkmak istediğini söyledi. Dedim fazla böyle ayağının üstüne basmadan tamam. Ama dedim uzaklaşma. Arkadaşların yanına gitti herhalde, şu okulun oraya. Bunu aldı o da. Kaç gündür evde. Alışmış dışarı çıkmaya. Allah beterinden saklasın yavrularımızın hepsini. Rabbim ayaklarına taşa bile değdirmesin. Valla oğlumun askerlik günleri de yaklaşıyor. Ay, bir hoş oluyorum. 1,5 su bardağı şeker koyacağım. Şimdi yarımla dökeyim, geliyorum. Ben bu kabları ay düşüreceğim. Yıllar önce A101'den almıştım. Çok memnunum. Hava almıyor. Bugün de vardı aslında. Yanlış görmediysem. Ben işte tek zaaf noktamda bu tabak çanak. Çok seviyorum. Bazen aslında şöyle mantıklı düşündüğümde evet. Boşuna aldığım şeyler bile oluyor. İnanın. Şimdi oraya doğru konuşayım. Ama biz kadınlar seviyoruz. Değil mi? Akşam yemeğinden sonra ben pert olurum artık. Yumurtayla şekeri iyice çırptık. Sıvı yağ. Un eleğimin içine 2,5 su bardağı un koydum.
2 pakette kabartma tozunu şimdi üstüne döküp eleyeceğim. Eğer baksam un az geldi tekrar ilave ederiz. Şu kakaoyu buraya koyuyorum. Altına da bir tane havlu kilot koydum. Dökülmesin diye direkt eleğin altına çıkıyor hemen. Onu döker dökmez. Buçuktu. 3. Bu bile yani az gelecek eminim. 4 yaptı. Ama bu yeterlidir. Daha katma. Arkadaşlar bir maşallahınızı alırım. Bakar mısınız? Vay vay vay. Bakalım şimdi çıkacak mı kalıpta. Ama şu an çok sıcak. Elimi süremiyorum. Şöyle birazcık böyle ılınsın. Hemen ters çevireyim. Üstüne ben çocuklara sorayım. Çikolata sosu isterler mi? Ganaş. Ona göre hareket ederim. İstemezlerse aynen bu şekil böyle kalır. Ay vallahi çok güzel oldu. Ben bundan sadece bir dilim yiyeceğim. Bir dilim. Aslında bir dilim bile fazla. Ama yiyeceğim. Yani aklımın kalmasını istemiyorum. Bir dilim de kâfi olur. Zaten ben keki çok sıcak sevmiyorum. Büyük bir ihtimalle ilerleyen saatte yerim. Aslında yememem gerekiyor ama üzgünüm. Bir dilim alacağım. Şimdi yemeklerimi de yaptım bu arada. Kuru fasulyemi yaptım. Pilavımı yaptım. Pişiyorlar. Buzlukta tavuk tetiklemiştim. Birazcık böyle donu böyle şey olsun, çözülsün. Çok az bir zeytinyağıyla şöyle baharat falan karıştırırız, yaparız. Kıymalı yaptım. Bu burada duruyor. Pilavım da burada. Şimdi kapağını açmayayım. Yemekler tamam. Şunu da hemen yerine koyayım. Borcamı. Kekimiz de hazır. Ve ben artık dinlenmek istiyorum. Şimdi kalıptan çıkarttım. Vallahi biraz böyle yamuk durdu. Çünkü çok aşırı şekilde kabardığı için bu tarafa doğru düştü. Şöyle göstereyim size. Bakın. Aynen böyle. Çocuklar üstüne çikolata sosu istemediler. Maşallah maşallah. Vallahi kendi kendime nazar edeceğim. Güzel oldu. Yani bu kadar. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Baton kalıplarda kekler çok kabarıyor arkadaşlar. Zaten ben size videoda ayrıntılı tarifi söyledim. Kattığım malzemeleri. Ama yine topluluk kısmında paylaşırım inşallah. Bir de çok güzel bir video çektim. Aslında size doğru döndüm, güzel konuştum, video çektim. Onu ben editini yapacağım. Aynen o şekil Instagram'da yayınlayacağım arkadaşlar. Vallahi güzel oldu. Deneyenlere de şimdiden afiyet olsun. Başım ağrısı inanın çok az geçti. Şakaklarıma böyle çok kötü vuruyor enseme. Söyledim zaten size de. Pastanın böyle içini göstereyim dedim, kıvamını falan, yumuşaklığını. İnanın videoyu bir an önce editini yapıp hemen erkenden uyumak istiyorum bu akşam. Sizle birlikte şimdi kekimizi keselim. Bu arada balkon kapısı da açık, ses de gelebilir size. Şimdi keselim bakalım kekimizi. İçini de gösterelim. Bakar mısınız? Göz göz olmuş. Benim işte sevdiğim kek bu. Tabağımızı alalım. Hemen bir dilim daha keselim. Bayağı kabarmış. Şimdi bayağı bayağı. A101'de eğer bu kalıbı da görürseniz arkadaşlar alın. Şöyle göstereyim. Aynen bakın. Çaylarımızı da sizle birlikte şurada dökelim. Çocuklar çay içmeyecekmiş. Emre filtre kahve içti. Mustafa da bilmiyorum içmem diyor ama sonradan fikrini değiştiriyor. Her an değişebilir onun fikri. Aslında çay epeydir kaynıyor. Tam oturmamış. Biraz demir koyuyorum. Demir çayı çok seviyorum. Herhalde gece yatarken yine bir ağrı kesici alırım ben. Öyle yatayım. Birazcık da böyle zamanı da geçsin. Arada bir 4-5 saat geçsin. Yani en azından.
çay, kek. Muhteşem ikili. Arkadaşlar, güzel bir gündü. Benim için yorucu oluyor. Kuaförler gerçekten yorucu oluyor. Çok seviyorum orada vakit geçirmeyi ama işte bu baş ağrılarım mutlaka oluyor. Yani hiç hayatta aksamaz. Ne zaman gitsem, boya yaptırsam o baş ağrım oluyor. Eminim sizlere de oluyordur yani. O koku vuruyor çok kötü. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videolarımı da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın canlarım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.